Gençler selamlar. Ben SML hocanız. SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlar. TYT ilk 12 soru kamp no'muz sevgili gençler. 4 numaralı videoyu çekiyoruz sevgili gençler. Birazdan sorularımızı çözmeye başlayacağız ama soruları çözmeye başlamadan önce bana destek olmak için kanalımıza abone değilsen abone olursan ve bu videoyu da beğenmediysen beğenerek çözümlere başlarsan sevgili gençler bu beni mutlu edecektir. Şimdi bu ilk 12 soru dediğimiz kısmı anlamayan arkadaşlarım var. Onlar için de hemen kısacık şöyle 10 saniyenizi alarak özetleyeyim. Hani bu TYT'de sevgili gençler problemlere gelmeden hemen önceki o kısım var ya. Yani ilk sorudan problemlere gelene kadar ki kısım ilk 12 soru olarak geçiyor. Artık dilimize de bu şekilde yerleşti. O ilk 12 soruya sevgili gençler çözüm arıyoruz. Genelde sıkıntılı olan yerlerdir. Hani herkesin kesin olarak gördüğü, kesin net olarak baktığı ama genelde yanlışlarında çıktığı yer sevgili gençler bunlar. Üslü sayı, köklü sayı, işte mutlak değer, bazen fonksiyon, kümeler gibi temel kavramlar gibi konuları olduğu kısmın TYT adına çıkabilecek sorularını inceliyoruz sevgili gençler. Evet, hazırsanız ilk sorumuzda vakit kaybetmeyelim ve başlayalım. Aşağıda bir gruptaki 7 kişi gösterilmiş. 7 tane kişimiz var. Bazısı Japon, kimisi işte melankolik. Bu da Japon herhalde. Bu gözlüklü falan. Bu grupta gözlüklü kişilerin kümesi A, şapkalı kişilerin kümesi B ve adı 3 harfli olan kişilerin kümesi de C'dir. Buna göre A birleşim B'den B'nin tümleyenini çıkar diyor. Bu ne demek? Bak bunu Türkçe olarak yorumlayacaksın önce. Şimdi A birleşim C ne demek? A kümesindeki insanlar neydi sevgili gençler? Gözlüklüler. C kümesindeki insanlar da sevgili gençler ismi 3 harfli olanlar. Yani diyor ki önce ismi 3 harfli olup da bir de gözlük kullananların kümesi olarak burayı yaz diyor. Yani ikisini beraber yazıyor. Hem gözlük kullananları hem de ismi 3 harfli olanları. Şimdi gözlük kullananlar kimler? Eda var. Şunu kullandık. Daha sonrasında biz şu an gözlük kullananları yazıyoruz. Can var sevgili gençler gözlük kullananların arasında. Başka Serap var. Melankolik kız. Başka Oya var sevgili gençler gözlük kullananların arasında. Bir de ismi 3 harfli olanlar var ki Eda vardı onu yazdım zaten. Can vardı onu da yazdım. İsmi 3 harfli olan Ece var. Onu da yazalım sevgili gençler ekleyelim. Oya gözlük kullanıyor hem de 3 harfli onu tekrar yazmıyorum. Pekala. Başka da gözlük kullanan bir vatandaş yok şu an. Demek ki A birleşim C kümemiz sevgili gençler işte burası. Bundan diyor B'nin tümleyenini çıkar. Yani şapkalı kişilerin kümesi B'ydi ya. Yani neyi çıkaracağız? Şapkasız olanları çıkaracağız buradan. Pekala. Şapkasız olanlar gidecek. Eda şapka takıyor mu? Takıyor. Gidemez o zaman. Bakın şurayı tekrar ediyorum. B kümesi şapkalılardı normalde ama B'nin tümleyenini çıkaracağız. Yani şapkasız olanları çıkaracağız. Dolayısıyla Eda şapkalı olduğu için kalacak burada. Can şapka takmıyor. Gitti buradan. Serap sevgili gençler. Serap nerede? Şapka kullanmıyor. Gitti. Oya şapka kullanıyor. Kalabilir. Ece şapka kullanıyor. Kalabilir. Bu kümenin eleman sayısı nedir diye sormuş. Geriye kalanlar yani Eda, Ece ve Oya sevgili gençler toplamda bize 3 eleman belirtecek. Tatlış bir küme sorusuydu ilk sorumuz için. Şimdi geçiyorum ikinci soruma. İkinci soruda aşağıdaki tabloda aynı sınıfta bulunan Ali ve Oya'nın doğum günlerine çağırdıkları arkadaşlarının isimleri verilmiştir. Ali'nin doğum gününe çağırdığı arkadaşlarının kümesi A ve Oya'nın doğum gününe çağırdığı arkadaşlarının kümesi de B'dir. İsmi tekrarlanan kişiler de aynı kişilermiş ha. Yani Ali kendi doğum gününe, Oya da kendi doğum gününe demek ki bazı ortak arkadaşlar çağırmışlar. Bunlar da isimleri aynı olan kişiler. B fark A'nın tümleyeni kümesinin eleman sayısı nedir? Şimdi bu B fark A'nın tümleyeni dediğimiz kısmı normal şartlar altında ezberletiyoruz ama şu an ezbere dayalı olmadan ben size şöyle anlatayım. Şimdi sevgili gençler burası A ise burası da B ise A'nın tümleyeni dediğimiz B kümesi şurası zaten onu biliyoruz. B kümesi burasıyken A'nın tümleyeni de B'nin dışında kalan her yerdir. A'nın dışında kalan her yerdir. Yani sevgili gençler şurasıdır. Şimdi B'den burayı çıkarırsam ben sadece elimde neresi kalır? Turuncu yer. Ki demek ki burası aslında A kesişim B'nin ta kendisiymiş. Ortak olan elemanlardır turuncu yerler. Bunu sakın unutmayın. Not olarak da buraya düşebilirsiniz. Bilmeyen varsa yeni öğrendi.
Daha önceden öğrenen varsa da şimdi hatırladı, iyi oldu. B fark A'nın tümleyeni, biz bunu kısaca B kesişim A diye, ya da A fark B'nin tümleyeni varsa da bu da yine A kesişim B olarak bizim karşımıza çıkacaktır. İkisi de aynı şeydir. Bunu da sakın unutmayın. Şimdi gelelim şu kısma. Kesişim kümesi sorulmuş aslına bakarsanız. Bakın Ece her ikisinde de var. Can yok, Murat yok, Ela her ikisinde de var. Akif her ikisinde yok, Neşe yok, Gül var mı? Gül her ikisinde var. Zeynel de her ikisinde var. Demek ki bunlar 4 kişiyi ortak çağırmışlar. İşte şu kümenin eleman sayısı da 4 olacaktır. Yine aslına bakarsanız yukarıdaki sorumuzla neredeyse benzer iki soru. Peki hocam ÖSYM'de böyle bir soru çıkar mı? Niye çıkmasın? Yani küme sorularına baktığınız zaman yeni nesilleştirilmiş olacağı zaman ancak bu kadar zorlayabilirler, haberiniz olsun. Yani daha da zorunu sormazlar kümeden, emin olabilirsiniz. Aşağıda oyun kağıtlarından yapılmış ilk katında 6, ikinci katında 4, üçüncü katında 2 oyun kağıdı olan 3 katlı bir kağıt kulesi verilmiş bize. Buna göre 15 katlı bir kağıt kulesi yapmak için kaç tane oyun kağıdı kullanılır diye soruluyor. Demişti ilk katında kaçtı? 6 tane kullanılmış. İkinci katında 4 tane. Üçüncü katında da sevgili gençler kaç tane kullanılmış? 2 tane kullanılmış diyoruz. Şimdi ben bunu şöyle düşünsem. Şu hareket var ya, bakın ben size o hareketi şöyle göstereyim. Biz soruyu kendimize göre devşirelim, değiştirelim. Ne olacak ki? Yani sonuçta aynı şeyleri anlatıyorsa farklı yollardan hiçbir sıkıntı yok. Soruyu değiştirebilirsin. Şimdi bak şu hareket var ya, ters V işareti. Burada bir tane var. Burada iki tane var. Burada üç tane var. Doğru mu? O halde ben burada bir tane var, burada iki tane var, burada üç tane var diye gidersem, şimdi 15 katlının en altında 15 tane olacak. Böyle tıp 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 ilerleriz, 15 tane olacak. Ve sevgili gençler, şu ters V hareketi her seferinde bunu yapabilmek için 2 tane kart kullanmak zorundayız. O zaman 1 kere 2'den 2, burada 4, burada 6 tane olması da gayet doğaldır. Demek ki en son 30 tane varmış. Şimdi bizden istenen şey şu aslında. 2 parantezinde demek ki 1'den 15'e kadar olan sayıların bizden toplamı isteniyor. 1'den 15'e kadar olan sayıların toplamı da 15 çarpı 16 bölü 2'dir. Şurada bölü 2'leri bir zahmet artık sadeleştiriver canım. 15 kere 16 da sevgili gençler 225'e 15 eklediğiniz zaman 240 yapacaktır. 15 katlı bir kağıt kulesi yapmak için kaç tane oyun kağıdı kullanılır diyor Edirne. Şimdi ben sorunun kökünü niye bir daha okudum? Siz de okuyun diye. Yani ben burada soruları çözerken sadece çözümüne bakıp kapatmayın. Hoca bu soruyu nasıl çözüyor ona bakın. Ben bu soruyu nasıl çözüyorsam ona bakın sevgili gençler. Şimdi fark ettiyseniz hep şunu yapıyoruz. Soruyu okuyorum. İlk anladığım paragraftan sonra soruyu yorumluyorum. Şekle bakıyorum, bir şeye bakıyorum. Ha demek ki böyleymiş diyorum. Devamında bir daha okuyorum. İlk okuduğum yeri bir daha yorumluyorum. Eğer sen gidip de bunun tamamını okursan başını unutacaksın. Yani buna emin olabilirsin. Bir de niye burayı tekrar okudum? Ona geleyim. Bu tarz sorularda bazen şu kullanılır. Şu verilmiş ya, şimdi 3 katı verilmiş. Der ki mesela 15 katlı bir kağıt kulesi yapmak için der. Virgülü koyar. Sonra da der ki kaç tane daha kağıt gerekiyor diye sorar. İşte o zaman sen burada 2, 4, 6'nın toplamı olan 12'yi çıkaracaktın. Yani 240'tan 12'yi çıkarırdın. O halde 228 tanedir derdin. Şıklara bunu da koyarlar. Doğru cevap bu olur. Bunu da koyarlar. Sen 240'ı buldum diye cart diye işaretlersen hata yapmış olursun. Ona mutlaka dikkat et. Bak seni buradan uyarıyorum. Sonra demedi deme. Dördüncü sorumuza bakalım şimdi de. Bir öğretmen tahtaya 1'den 13'e kadar olan ardışık sayıları yazdıktan sonra Kaan'dan bu sayıların hepsini toplamasını istemiş. Kaan bunların hepsini topluyor. O zaman şöyle Kaan yazalım. 1'den 13'e kadar olan sayıları topluyor. 1 artı 2 artı nokta 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 13. Pekala. Çetin'den de bu sayıların 3 tanesini çarpmasını istiyor. Çetin'e diyor ki bunlardan 3 tanesini seç. A çarpı B çarpı C, bunları çarp diyor. Pekala. Güzel. Şu an anladık. Bak soruyu okuyorum, yorumluyorum, okuyorum, yorumluyorum. Hepsini okuyup da daha sonrasında anlamaya çalışmıyorum. İki öğrenci de aynı sonucu bulduğuna göre Çetin'in çarptığı sayıların toplamı kaçtır? Şimdi bu da A sonucunu bulmuş. Bu eleman da A sonucunu bulmuş. Peki o zaman ben bu A dediğim sayıyı önce bir bularak olaya başlamam gerekiyor. Çünkü A hesaplanabilir. Nasıl hesaplayacağız? Zaten 1'den 13'e kadar olan sayıların toplamıymış A dediğimiz sayı. 1'den 13'e kadar olan sayıların toplamı 13.
çarpı 14 bölü 2'nin ta kendisidir. Ki 2 ile 14'ü sadeleştirirsek burada 7 kalır, 13 kereydi. 91'in ta kendisidir. Demek ki bu sayı 91'miş. Yani A sayımız 91. Yani ben buradaki 3 tane sayıyı seçip çarpacağım demiştim ya. A çarpı B çarpı C 91'miş. Şimdi bu 91 dediğim sayı, ona da dikkat edin. Burada onu da uyarayım. Genel kültür olsun aslında. 91 asal gibi görünmesine rağmen asal olmayan sayılardan bir tanesidir. Çünkü bu sayı 13 ile 7'nin çarpımıdır ve 13 ile 7 asaldır. Şimdi bu sayı 13 ile 7 asalsa, başka da asal çarpanına ayrılmıyorsa bu, ben nasıl 3 tane sayının çarpımı olarak yazacağım bunları peki? Çok basit. Bir tanesini 1 seçeceksin, birini 7, ötekini de 13 seçeceksin. İşte seçip çarptığı sayılar bunlar sevgili gençler. Bu sayıların toplamı sorulmuş bize. 7, 13 daha 20, bir daha cevap 21 olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçiyoruz arkadaşlarım bir sonraki sayfamıza. Bilgisayar şu anda arkada biraz render işlemi yapıyor. Doğal olarak da biraz yavaşız, kusura bakmayın. Aslında çok da yavaş değil. Aşağıda bir yazıcıdan 4x6, 5x7 ve 8x10 olmak üzere farklı boyutlarda resim kağıtlarına çıktılar alınacak. Bak şu an soruyu yorumlayabilirim. 4x6, 5x7, 8x10 farklı ebatlarda kağıtlarımız var ve biz bu kağıtlara çıktı alacağız. Yazıcıdan siyah, beyaz ve renkli çıktı alınabilmekte. İki türlü baskı yapıyor. Tabloda herhangi hangi boyutta ve hangi renkte çıktılar alınacağı ve bunların kaçar adet alınacağı da gösterilmiş. Şimdi siyah beyaz çıktıdan AB tane, siyah beyaz 4x6'dan AB tane, renkli de AB tane, 5x7'den AB tane, renkli 5B tane falan filan, hepsi bu şekilde gösteriliyor ve burada da bir tane örnek olarak göstermiş. Bize zaten tabloyu okuduğumuz zaman anlaması kolay bir tablo. AB iki basamaklı bir sayı olmak üzere çıktı alımının sonucunda siyah beyaz ve renkli çıktıların sayıları da birbirine eşitmiş. A kere B kaçtır diye soruluyor sevgili gençler. Şimdi burada siyah beyaz çıktıların hepsi şunların toplamıdır. Renkli çıktıların hepsi de bunların toplamıdır. Bunların toplamı da birbirine eşitmiş sevgili gençler. O halde siyah beyaz alınan kaç tane çıktı var? 2 çarpı, bakın 2 tane AB'miz var. Artı bir de 5B'miz var. Renkli çıktılarda bir tane AB'miz var. 2 tane de 5B'miz. Yani toplamda 10 çarpı B'miz var sevgili gençler. Ben şuradaki bir tane AB'yi bu tarafa atacağım. Buradaki 5B'yi de diğer tarafa atacağım. Ve burada sevgili gençler bir tane AB kalacak. Karşı tarafta da 5 çarpı B kalacak. Ve buradaki AB sayısının artık çözümleme zamanı geldi de. Yani niye bu daha bekliyoruz ki? AB dediğimiz sayı 10A artı B'dir. Karşısı da 5B'ydi zaten. B'yi bu tarafa fırlatırsam 10A eşittir 4B olacaktır. Bir güzel bir de sadeleştirebilirsem 5A'nın ben 2B'ye eşit olması gerektiğini görüyorum sevgili gençler. Burada A ve B mutlak surette bir rakamdır. Neden bu kadar eminim? Çünkü AB iki basamaklı bir sayıdır. AB iki basamaklı sayı ise A da B de bir rakam olmak zorundadır. A da B de 0 olamaz bu arada. Çünkü 0 0 diye iki basamaklı bir sayımız da olamaz. Şimdi o halde ben A'yı, B'yi varsayalım ki sevgili gençler. Burada şunu 2 seçtiğim zaman bunu 5 seçebilirim. Doğru mu? A 2 iken B 5 olur. Peki farklı bir rakam olur mu? Farklı bir rakam olamaz sevgili gençler. Çünkü diğer rakamların her biri için bu iki eleman eşitliği sağlanmaz. O halde A 2'ymiş B 5'miş deyip 2 kere 5'ten cevabı da 10 olarak söyleyebilirsin. Doğru cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiştir dedik sevgili arkadaşım. Hazırsan geçiyorum 6. sorumuza. 6. soruda bir beyaz eşya mağazasında satılan buzdolabı için iki farklı taksit seçeneği var. Ya peşin fiyatına 11 eşit taksit yapıyoruz ya da peşin fiyatına 9 eşit taksit yapıyoruz. Ekonomik durumuna hangisi uygunsa istediğini seçebilirsin diyor. Mağaza taksitleri kasada tam sayı olarak ayarlanmıştır. Buzdolabının etiket fiyatı 3680 lira, 4 basamaklı bir sayı. Buzdolabı 11 eşit taksitle alındığında her bir taksit tam sayı oluyor. Yani bu ne demek sevgili gençler? Bu 11'in bir katıdır demek. Güzel. Buna göre müşteri buzdolabını 9 eşit taksitle almak ister, almak için kasaya en az kaç lira nakit vermelidir diye soruluyor. Yani bu ne demek? Bu 3680A sayımızın 9'la bölümünden kalan kaçtır demek. Bakın şu cümleyi
çok güzel yorumlayabilmeniz lazım ki yorumlayabildiğiniz zaman zaten mesela mutlaka sınav esnasında bu cümleyi okuyup anladıktan sonra hafiften bir tebessümünüz de olacaktır mutlaka. Şimdi bakın o cümleyi tekrar yorumlayalım. Diyor ki şu 3680A dediğimiz buzdolabının fiyatı 11 eşit taksite bölünebiliyor ve tam sayı olarak bölünebiliyor sevgili gençler. Ama 9 eşit taksitte almak için önden birazcık ödeme yapmak gerekiyor. Yani tam 9'a bölünsün diye. Ne kadarını ödersin? 9'da bölümünden kalanı önce peşin ödersin, gerisini 9'a böl dersin. Pekala, güzel, soruyu anladığımızı umuyorum ve çözmeye başlıyorum. Bir sayının 11 ile bölümünden kalanı kontrol edebilmek için 3680A'ydı bu arada bizim sayımız. Şu ikisine bakıyorum, A'dan 8'i çıkardım. Ve şu ikisine bakıyorum sevgili gençler. 6'dan da 3'ü çıkardım. Sağdakinden soldakini çıkarıyorum. Hep 3. Bunları da toplarsanız A eksi 5 gelecektir. Bu da 11'in katı olabilmesi için az A rakamının mecburen 5 olması gerekiyor. Hocam bu 11'e bölme kuralı farklı değil miydi? Evet, normalde artı eksi artı eksiydi. Artılıları bir yerde toplayıp eksileri bir yerde topluyordun ama bu şekilde daha basit oluyor. Nasıl olsa bu artı bu eksi olduğu için bundan bunu çıkaracağım, bundan da bunu çıkaracağım, sonra toplayacaksın zaten, bir sıkıntı yok. Peki ben A'yı buldum. A dediğimiz sayı 3685'miş aslına bakarsanız ve bunu 9'da bölümünden kalan soruluyor demiştik. Biz 3 ile 6'nın toplamı 9 yaptığı için bunları görmeme gerek yok. 8 ile 5'in toplamı 13'tür ve 13'ün 9'da bölümünden kalan da sevgili gençler 4'tür. Demek ki 4 lira verirsek 3681 lirayı biz 9 tane eşit taksite böldürebiliriz arkadaşlarım. Evet, geçiyorum bir diğer soruma, 7. soruma. Yarısını bitirmişiz PDF'imizin. Buraya kadar gelenler ve hala abone olmayanlar sevgili gençler, abone olurlarsa ve videoyu beğenirlerse mutlu ederler beni. Erkan bir ticari taksiyle iş yerine gittiğinde arkadaşı olan Konur'la aşağıdaki konuşmayı yapmış. Erkan diyor ki, buraya gelirken bindiğim taksinin numarası 2 basamaklı bir sayıydı. Konur da diyor ki, bu sayının ne özelliği var ki aklımda kalmış la diyor. Erkan da diyor ki, 2 farklı rakamı vardı ve o rakamla yazılabilen 2 basamaklı sayılar içinde en büyük olanıydı. Anladım, rakamları toplam 16 değil mi diyor. Erkan diyor ki, yok diyor, daha fazla. Buna göre taksinin numarasının 45 ile bölümünden kalan kaçtır? Önce bir taksinin numarasını bulak da. Şimdi diyor ki bak, buraya gelirken bildiğim taksinin numarası 2 basamaklı bir sayıydı diyor. Konur da diyor ki, ulan ne özelliği vardı bu sayının o kadar aklına kalmış diyor. Erkan da, 2 tane farklı rakam olacak ve o rakamlarla yazılabilen 2 basamaklı sayılar içinde en büyük olanı olacak diyor. Yani şöyle, AB'den büyükken diyor, AB rakamını yazacağım ben diyor. Yani 2 farklı rakamdan, değil mi? Pekala. Anladım diyor, rakamları toplamı 16 mıydı diyor. O da diyor ki, hayır daha fazlaydı diyor. Şimdi rakamlar toplamı, rakamlar da birbirinden farklı olacaksa, biri 9'sa maksimum öteki de 8'dir zaten. 9 ile 8'in toplamı da 17'dir. Hocam 9 9'u niye almadık? Çünkü rakamları birbirinden farklı. Demek ki sayımızdan bir tanesi 9'sa mecburen öteki de 8 olacak. Bunun başka bir açıklaması, lamıcımı yok. Şimdi demek ki 98'miş bizim taksi numaramız ve bunun da 45'e bölümünden kalan sorulmuş. Artık rahatlıkla biz 8 cevabını verebiliriz. Çünkü 2 kere 45 90 yapacaktır. Doğru cevabımız da Bursa seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz sevgili gençler. Geçiyorum 8. soruma. 8. soruda böyle bir görsel var. Bu üçgen bir parka ait koşu yollarını gösteriyordur sanırım. Yukarıda verilen üçgensel bölge biçimindeki parkın O noktasında bulunan bir çim biçme aracı, özür diliyorum, çim biçme aracıymış. Çim biçme aracı sabit bir hızla O noktasından A'ya 2 dakikada gitmektedir. Bakın, buradan şuraya kadar 2 dakikada gidebiliyor. Sabit bir hızla. 2 dakika. Pekala. Bakın yine sorunun hepsini okumadan yorumumu yapmaya başladım. Araç önce A'ya gidip dönecek. Gitti. Sonra geri geldi O noktasına. Sonra B'ye gidip gelecek. Sonra da C'ye gidip geri gelecek bulunduğu noktaya. Ve bu düzenli çalışmaya devam edecektir diyor. Bu arada yanında küçücük de bir bilgi vermiş güzel. Bu OA'nın, OB'nin, OC'nin alayı birbirine eşit diyor. Hepsi birbirine eşitse yollar eşit. Bu çim biçme makinesinin daha her daima sabit hıza gittiğini biliyorum. O zaman bu her yeri 2 dakikada
Gidiyor 2 dakikada geliyor. 2 dakikada O'dan B'ye, 2 dakikada B'den O'ya geliyor gidiyor, geliyor gidiyor durmadan. Buna göre çim biçme aracı ilk hareketinde 125 dakika sonra nerede bulunur diye sormuş. Şimdi biz O'dan A'ya, A'dan O'ya, O'dan B'ye, B'den O'ya, O'dan C'ye, C'den O'ya gidişine bir tam tur diyelim. Bir tam tur. O'dan A'ya gidip gelmesi 4 dakika. Buradan buraya gidip gelmesi 4 dakika. Buradan buraya gidip gelmesi 4 dakika sürüyorsa o bir tam tur dediğimiz hareketi 12 dakikada tamamlıyor. Ve ben 125'i sevgili gençler 12'ye böleceğim. Ki o bir tam turları bir gözümüzün önünden çıkaralım. 10 defa var hocam. 120 çıkardım 5. Kalan 5. Şimdi bu ne demek? Kalanın 5 olması. Şu demek sevgili gençler. Diyor ki en son 10. turu attıktan sonra şurada artık ve 5 dakika daha hareket etmesini istiyoruz. Gittik geldik 4 dakika harcadık ve kaldı 1 dakikamız. Normalde O'dan B'ye 2 dakikada gidebiliyorduk. Peki 1 dakikada neresine kadar gidebiliriz? Yarısına kadar gidebiliriz. Şöyle. İşte o 125. dakikada sevgili gençler buraya kadar gelmiştir deriz 125. dakikanın sonunda. Nerede bulunur diye sorulmuş. O ile B'nin arasında bulunur. Yani BO arasındadır diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar biz bu sorumuzun cevabına sorumuzun konusu da periyodik problem olacaktı. Ve diğer sayfamıza geçiyoruz. 9. sorumuza. Antifriz araçların motorunda donmayı ve kaynamayı önleyen bir maddedir. Aracın soğutma sistemine yeterli miktarda antifriz eklenerek donma noktası Celsius cinsinden -35 dereceye düşürülebilir veya kaynama noktası 125 santigrat dereceye yükseltilebilir. O yüzden antifriz özellikle kış aylarında, yazı boş verin ama özellikle kış aylarında gayet işe yarar bir maddedir. -35 ve 125 arasındayken bu Celsius eşitsizliğini sağladığı sürece soğutucu sistemindeki karışım sıvı olarak kalacaktır. Aksi halde ya buharlaşır ya da donar. Buna göre C-35 ile 125 eşitsizliği mutlak değerli bir eşitsizlik olarak C-A'nın mutlak değeri küçüktür B şeklinde gösterildiğinde A artı B toplamı kaç olur diye sorulmuş. Şimdi aslına bakarsanız bu tarzda sorulan çok soru var. Aslında hepsini bir araya toplayıp işte temel mantığı budur diyebileceğimiz bir soru. Dolayısıyla sevgili gençler çok dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum size. Bizim burada yapmamız gereken ilk şey şu. Öncelikle ben sınırlar olan 125 ile -35'in tam ortasındaki sayıyı bulmam lazım. Bunu yapabilmek için de sevgili gençler 125 ile -35'i toplayacağım ve bunu 2'ye böleceğim. Şunların ikisinin toplamı 90 zaten. 2'ye böldüğüm takdirde de 45 gelir. Ki bunların tam ortasındaki sayıda 45 olduğunu bulduk biz. Ve şimdi şunu yapacağım. C -35 ile 125 arasındaymış. Şöyle düşünün. Şurası tam olarak 45. Şurası 125. Burasının da -35 olduğunu düşünün. Artık biliyorum ki şu uzaklık şuraya eşit. Ve C de bunların ikisinin arasında bir yerde. Pekala. O halde sevgili gençler. Ben C'nin A'ya olan uzaklığı B'den daha küçüktür diyorum ya. C nerede olursa olsun. Mesela C'yi nerede seçelim? Şurada. Şimdi C'nin A'ya olan uzaklığı B'den küçüktür diyoruz ya. C'nin 45'e olan uzaklığı mutlaka ama mutlaka şuradaki sevgili gençler uzaklıktan daha küçüktür. Yani 80'den daha küçüktür. Aynı şekilde C burada da olsa bunun yine 45'e olan uzaklığı mutlaka 80'den daha küçük olacaktır. Yani aslına bakarsanız biz her soruda şunu yapacağız. Burada verilen X, C, P, K, L, M, N, S, M'nin S'si hiç sıkıntı değil. Hangi değişken verildiyse C eksi bu sayıların ortalaması yani 45 işte bunun mutlak değeri küçüktür diyeceğiz. Bu ortalamanın hangi sınır değerini alırsanız alın bu sınır değerlerinden bir tanesini olan uzaklığı olarak seçeceksiniz. Yani burada 80'di. C eksi 45 küçüktür 80. Aslına bakarsanız ben bu mutlak değeri ortadan kaldırdığım takdirde de zaten C eksi 45 küçüktür 80 bu da küçüktür. Ne gelecek? Eksi 80 gelecek. Her iki tarafa 45 eklediğim zaman eksi 35 küçüktür C o da küçüktür 125 zaten oluyor. Yani doğru buluyoruz biz. O halde A dediğimiz sayı sevgili gençler şuymuş.
B dediğimizde buymuş. A ile B'nin toplamı soruluyor bize. 80 artı 45 cevap 125. Hocam burası eksi 45 değil mi? Değil kardeşim. Bak normalde de zaten burada C eksi A olarak verilmiş. Yani A sayımız burada 45 olarak karşımıza çıkacak. Cevap da C seçeneği olacak. Bu tarz bütün soruları bu şekilde yapabilirsin. Böylelikle bir basit eşitsizliği mutlak değerli haline getirebilirsin. Devam 10. sorumuz. A ve B tam sayılar olmak üzere. Şu gösterim, bakınız şu gösterim A sayısının B sayısını tam böldüğünü ifade eder. Şimdi ben ilk bu gösterimi lisede görmedim. Üniversitede gördüm. Bir derste, soyut matematik dersinde görmüştüm. Ve şu gösterim yazıldığı takdirde sanki böyle şey gibi algılanıyor. Bilmiyorum sizde de öyle oluyor olabilir ama sanki B A'yı tam bölüyor gibi algılanıyor. Çünkü hep elimiz alışmıştır da işte A bölü B şeklinde elimiz alışmıştır ya. Sanki B A'yı tam bölüyor gibi gösteriliyor ama bu gösterimin asıl okunuşu, asıl anlamı A sayısının B sayısını tam böldüğünü anlamamız gerekiyor. Yani burada A B'yi bölüyor. Matematik dersinde İbrahim öğretmen tahtaya A, B, C tam sayılar. A, B, C tam sayıları A böler C'yi ve B böler C'yi koşullarını sağlıyorsa A artı B de C'yi böler. Koşulunu da sağlar önermesini yazmış. Bu önermenin doğruluğunu yanlışlığını bilmiyoruz. Sezer isimli öğrenci tahtaya yazdığı bir örnekte bu önermenin yanlış olduğunu göstermiştir. Demek ki yanlışmış. Sezer de bunu fark etmiş. Çıkmış tahtaya. Hocam bence yanlış düşünüyorsunuz. Ya da bu yazdığınız bu önerme yanlış. Bunun da yanlışlığını aksine bir örnek vererek şu örnekle ben bunu ispat ederim demiş ve etmiştir. Buna göre Sezer'in tahtaya yazdığı örnek hangisi olabilir demiş. Şimdi burada bizim Sezer'in yazdığı örnek şunla bunlar sağlanıyorken şunun çelişmesi olması gerekiyor. Peki bakalım. Şimdi A, B ve C bunlar ya 1, 12'yi bölüyor. Güzel. 3 de 12'yi bölüyor. Bunların toplamı olan 4 de 12'yi bölüyor. Yani hocayı destekledi yani bu örneği vermiş olsaydı hocayı desteklemiş olurdu. Gitti. 2, 24'ü tam bölüyor. 4 de 24'ü tam bölüyor. Bunların toplamı olan 6 sayısı da 24'ü tam bölüyor. Hala önerme destekleniyor. Gitti. 3, 30'u tam bölüyor. 2 de 30'u tam bölüyor. 3 ile 2'nin toplamı olan 5 de 30'u tam bölebilmekte. O halde önermeyi hala destekliyoruz. Yanlış olduğunu gösteremeyiz bu örneklerle. D'ye bakalım. 4, 60'ı tam bölüyor. 5 de 60'ı tam bölüyor. Ama 4 de 5'in toplamı olan 9, 60'ı tam bölmez. Dolayısıyla bu önermeye aksine bir örnek vermiş olur Sezer isimli öğrencimiz. Ve hocanın yazdığı, tahtaya yazdığı önermede yanlış olarak ispatlanmış olur aksine örnek verme metoduyla. Edirne seçeneğine de bakalım yine. 5, 30'u tam bölüyor. 1 de 30'u tam bölüyor. Toplamları da yani 6 da 30'u tam böler. Bu da önermeyi desteklediği için cevabımız Denizli seçeneğidir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Evet. Geçiyorum son sayfamın sağ üst tarafına 11. soru için. Dikkatli bir şekilde okumanızda fayda var soruyu. Güzel bir üstlü sayılar sorusu. Bence tam olarak ÖSYM formatında bir soru. Aşağıda dikdörtgen biçiminde bir karton verilmiş. Ege kartona eş aralıklı yatay ve eş aralıklı dikey çizgiler çizdikten sonra A noktasından B noktasına kadar ve C noktasından B noktasına kadar kesmiş. Şimdi bakın şunları eş aralıklı olarak nokta 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 çizgiler koyuyor. Şunları da eş aralıklı olarak koyuyor. Ve daha sonrasında alıyor eline makası. Şuradaki A noktasından B noktasına gelene kadar tık 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 kesiyor. Sonra da bir de buradan girişiyor olaya C'den de B'ye kadar kesiyor. Sonra da diyor ki buna göre Ege'nin bu kesimle elde ettiği küçük karton parçasının yani şuradaki büyük L gibi olan değil de şuradaki dikdörtgen olan parçanın İki yüzünün alanları toplamı. Böyle ifadeler okuduğunuz zaman direkt olarak altını çizin, üstünü çizin, dikdörtgen için alın yanına, ünlem koyun yanına, çiçek çizin sevgili gençler. Niye biliyorsunuz mu? Çünkü genelde hep sorularda bunun alanı sorulduğundan biz alışmışız, alanı bulunca işaretliyoruz. Ki mesela burada cevap 2 üzeri 24 ise senin bulduğun cevap da 2 üzeri 23 olacak 2 ile çarpmayı unuttuğun için. Alayı da şıkların içinde vardır bunların. Hiç şüpheniz olmasın. Dolayısıyla yanlış yapma ihtimaliniz çok çok yükselir. Dolayısıyla burada iki yüzünün alanı demiş ya oraya dikkat edeceksin. Şimdi bir hesaplayalım bakalım. Şu kestiği parçanın
şu kısmı ve şu kısmı ne? Bize bunlar bulunsa yetiyor çünkü kısa kenar çarpı uzun kenar yaparsak olayı bitireceğiz. Şimdi öncelikle şurası 8 üzeri 4 birimdi ya. Aslında bakarsanız burası 8 üzeri 4'ten ziyade benim için 2 üzeri 3'ün 4. kuvvetidir ve bu da 2 üzeri 12 birimdir. Üstlerini çarpıyorduk. Burası 4 üzeri 8'di. Yani 2'nin karesinin 8. kuvveti yani 2 üzeri 16 birim olarak söylenebilir. Ve sevgili gençler, şuradaki parçayı adam gitmiş 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eşit parçaya ayırmış. Yani 2 üzeri 12'yi ben 8'e bölersem yani 2'nin küpüne bölersem ki 2 üzeri 9 yapar kendisi 12'den 3'ü çıkardığınız zaman. Demek ki şunu söyleyeceksiniz. Şuradaki her bir parça 2 üzeri 9 birim, 2 üzeri 9 birim, 2 üzeri 9 birim diyeceksiniz. Burada kaç tane 2 üzeri 9 var? 2 tane. O halde burası 2 çarpı 2 üzeri 9'dan buradaki uzunluk 2 üzeri 10 birimdir diyebilirsiniz sevgili gençler. Bakın burası 2 üzeri 10 birimmiş. Peki burası? Şuranın tamamı 2 üzeri 16 idi. Ve ben burayı 1, 2, 3, 4 tane eşit parçaya ayırmışım. Yani 2 üzeri, pardon özür diliyorum, 4'e böleceğim. Yani 2'nin karesine böleceğim. Bu da 2 üzeri 14 birim yapacaktır. Demek ki buranın bir tanesi de 2 üzeri 14 birimmiş. Yani aslında biz artık şunu biliyoruz. Şu kenar 2 üzeri 14. Bu kenar da 2 üzeri 10. Peki alanımız ne? 2 üzeri 14 çarpı 2 üzeri 10'dur. Yani 2 üzeri 24'tür. Hemen laps diye işaretlemeyeceksin işte. En başında bunu söyledik. Çünkü bize diyor ki iki yüzünün alanı, arkalı önlü alandan bahsediyor. Bulduğun şeyi 2 ile çarpacaksın. O da nedir? 2 üzeri 25'in ta kendisidir. Yani cevabımız Denizli seçeneği olacaktır. Sevgili gençler, tam olarak bence sınav esnasında öğrenciyi faka bastıracak, tongaya düşürecek, acı gerçekleri suratına çat 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 vuracak bir soru. Sınavdan sonra bizi üzebilecek bir soru. Dikkat etmen gerekiyor. Son sorumuzu çözmeden önce sevgili gençler yine tekrar ediyorum. Kusura bakmayın, başınızı ağrıtıyorum. Ama sizler de bana desteğinizi bu şekilde göstermenizi istiyorum. Abone olursanız, 100 bine çok az kaldı çünkü. Abone olursanız ve bu videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevgili gençler beni mutlu etmiş olursunuz. Soru 12 geliyor sevgili gençler. Bilal, öğretmeninin tahtaya yazdığı aşağıdaki koşulları sağlayan 5 terimli bir sayı dizisi yazacaktır. 5 terimli bir sayı dizisi yazacağız ve aşağıdaki koşulları sağlayacak. Hoca Bilal'i tahtaya almış, çıkarmış. Yaz oğlum Bilal demiş. O da almış eline tebeşiri kalemi bir şeyi. Akıllı tahta kaleminden bahsetmiyorum. Akıllı tahtayı sevmiyorum çünkü. Alacak eline kalemi ve yazmaya başlayacak. Diyor ki ilk terimi 1, ikinci terimi 2 olsun diyor. 1'i yazdı. 2'yi yazdı Bilal. 2'yi biraz daha yaklaştıralım ya. Niye o kadar ayırdık? 2'yi yazdı. İkinci şart da şu. İkinci terimden sonraki her terim solundaki tüm terimlerin çarpımının karekökünü eşitsin. Hayda. Şöyle yapacağız yani. 2'den sonraki, ikinci terimden sonraki her terim solundaki tüm terimlerin, yani mesela burada 1 ile 2 var, çarpımının 1 kere 2 2 yapar. Tamam. Karekökü kök 2 yapar. Ona eşit olsun diyor. Kök 2'ye. Bir sonraki ne olacak o zaman? 2 kök 2'nin karekökü olacak. He. Bak bunları çarptın 2 kök 2'nin karekökü. Bunları da çarparsanız 2 kök 2 çarpı kök içerisinde 2 kök 2'nin de karekökü olacakmış 5. terimimizde. Çok güzel. Dizide son terim yani şurası kaç olur diye sorulmuş. Bulabiliriz ya, sıkıntı yok. Nasıl bulabiliriz? Şöyle. 2 kök 2'nin ben kök 8 olduğunu biliyorum. Şurası da kök içerisinde kök 8'dir sevgili gençler. Tamam. Bunun da bir de karekökü var tabii. Daha sonrasında şu kök 8 ve içeride de bir kök 8 var sevgili gençler. Ben bunu şu şekilde yazabilir miyim? Şurası aslında bakarsanız 8 üzeri 1 bölü 2'dir. Şu da 8 üzeri 1 bölü 4'ün ta kendisidir. Bir de bunun 1 bölü 2. kuvveti var. Doğru mu? Bakın şurası 8 üzeri 1 bölü 4. Burası 8 üzeri 1 bölü 2. Bir de bunun 1 bölü 2. kuvveti var. En dıştaki karekökümüz. Ve daha sonrasında bunları çarparken şununla şunu toplayacağız. 1 bölü 2 ile 1 bölü 4'ün toplamı 3 bölü 4'tür. Yani sevgili gençler 8 üzeri 3 bölü 4. Bir de bunun 1 bölü 2. kuvvetimiz var. Bunları da çarparsak 8 üzeri 3 bölü 8 yapar. Şimdi 8 üzeri 3 bölü 8 dediğimiz sayı da aslına bakarsanız 2'nin küpünün 3 bölü 8. kuvveti olarak yazabilirim ben bunu. Üstler çarpılırsa 2 üzeri 9 bölü 8 gelecektir elimize. Cevabımız da Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Ve böylelikle cevabımız Edirne olur sevgili arkadaşlar. Evet, bitirdik videoyu. Tüm soruları bitirdik. Umarım beğenmişsindir. Umarım
soruları çözerken yaptığım uyarılar sana faydası dokunmuştur. Çünkü sevgili gençler, sınavda konuları bilmek kadar, soruları çözebilmek kadar sınavı doğru psikolojiyle yönetmek de çok önemli. Bence sınavın yarısı da bu. Doğru psikoloji. Yani bir adam çok konu biliyordur, bir adam çok iyi sağlam soru çözüyordur ama sınava girdiği zaman eli ayağı zangır zangır titriyordur. Yanlış. Bir adam hiçbir şey bilmiyordur ama çok rahattır. Bu da bir işe yaramaz. Yani bence aynı şey. Nasıl diyeyim? Hiçbir şey bilmiyordur adam. Sınava girdiği zaman da çok rahattır. Hiç heyecanlanmaz. Bilse yapacak o derece yani. Ama bilmiyordur. Bunu biz yanlış olarak nitelendiriyoruz toplumda. Yani adam hiç çalışmıyor ve hatta bir de ona da kılıf uydurmuşuz. Diyoruz ki ulan bilmediği için rahat zaten. Bu adam bilse bilmediği için rahat. Ama bir de şöyle bir durum var. Adam çok çalışıyor. Efsane çalışıyor. Her konuyu biliyor. Her testi çözebiliyor. Her soruyu çözebiliyor. Ama sınava giriyor aşırı derece stresli. Bence az önce ilk verdiğim örnekle ikinci örnekteki çocuk bence aynı çocuk. İkisi de aynı. Hiçbir farkı yok. Bir tanesi de biri emeğinin karşılığını alamazken diğeri de zaten hak ettiği yerde hak etmediği bir yerde olmuyor zaten. Aynı şey. Dolayısıyla sevgili gençler doğru şeyleri yapmak lazım. Tamam, çalışmamak yanlış. Çalışacaksın. Doğru şeyleri yapacaksın. Çalışacaksın. Ama psikolojiyi de iyi yöneteceksin. Dolayısıyla kendinizi hangi şekilde kendi doktorunuz kendiniz olabilirsiniz, kendi psikoloğunuz kendiniz olabilirsiniz, kendi psikiyatrınız kendi psikiyatrınızsınız. Yani bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Sadece doğru psikoloji önemli. Doğru soruları çözmek kadar önemli sevgili gençler. Yani nasıl ki matematikten çıkarıyorsundur 30 net. 30 net çözen, 30 net yapan bir adam matematikten gidip antrenmanlarla matematik almıyordur. Doğal olarak sevgili gençler 30 net 35 net yapıyorsundur belki denemelerde ama sınava girdiğiniz zaman doğru psikoloji yönetmek de yine sizin elinizde. Kendinizi rahatlatın, kendinizi motive edecek sözler söyleyin kendinize. Bu kimi zaman geceleyin gözlerinizi kapattığınız zaman uyumaya çalışırken, kimi zaman sevgili gençler boş boş dışarıya bakarken, kimi zaman elinizde telefon varken bir müddet şöyle telefonun tuş kilidini kapatın, kenara koyun, şöyle yastığının arkanıza gözünüzü kapatın. Ve düşünün, seneye bu zamanlar belki de üniversite kampüsünde olacaksın. Seneye bu sıralar belki de profesörün dersini kaçırdığın için çekingen bir şekilde kapıdan içeriye girmeye çalışıyorsundur. Allah bilir. İnşallah olur. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol da matematik çalışmayı unutmayın.